eski arkadaşlarım. Eğlence, heyecan. Çok yakın ama yine de çok uzak. Cezaevi gemisindeki tek bilinci açık robotken eğlenmek için ne yaptığımı biliyor musun? Hiçbir şey. Hem de bol bol. Ha, bunun gerçekten yardımı olmadı, öyle değil mi? Sıkıntının çaresini biliyorum. Yolun aşağısında mahalledeki çocukların oynadığı bir futbol sahası var. Neden mi bakmıyorsun? Üzgünüm baba. Kaskım yok. Bu şey belki de 100 yıllıktır. Biliyorum. Harika. Bronco Kowalski'ye aitti. Puh kepsi Şah Merdan'ına. Vay be. Gerçekten çok ilginç bir kokusu varmış. Sahanın hakimi olacaksın. Hakimi mi? Yoksa paspası mı? Nitrat seviyesi mükemmel. Bir şaheser. Hayır, hayır. Bir çimeser. Evet, 12 nano devrinde 3 su birikintisi açtım. Bu gezegen benimle boy ölçüşemez. Ha? Yaşasın. 4 otobotu daha indirdim ve rekoru elimde tutuyorum. Gününü mahvetmek istemezdim Bisk. Ama az önce düşürdüğün aslında bir dinobottu. Tamam. Yine de rekoru egale edebilirim. Transformers, Robots in Disguise. Gözle görünenden fazlası. Çifte savunma modu. Ben bu konuda uzmanım. Evreni Starscream, Megatron ve Dark Energon'dan kurtarılmasına yardım ettim. Böcek gözlü bir robotun oyun kulübünün alay konusu olmayı reddediyorum. Size Five, Son Gram ve benimle şelale yap. Grimlock, suya düşürme manevrası başlayın. Saldırıdan kurtulamayacağımı mı sanıyorsun? Yukarı yukarı, aşağı sola, pençe pençe. Gülle geliyor! Hiç şüphesiz tutuklusun. Skor hanemize bir sayı daha. Onu mahkum hücresine koyalım. Çimeserimin haline bak. Hey çocuk. Bir kişi eksiyiz ve... Hey, sen hurdalıkta yaşamıyor muydun? Aslında daha çok bir klasik eşya deposu. O şapka da ne? Bronco Kowalski'nin şapkasına benziyor. Aslında öyle. Muhteşem bir klasik. Adım Hank. Ben de Russell. Gerçek ismi Henrietta. Bu da Butch. Gerçek ismi de Cynthia. Hey. Dinleyin. Başla dediğimde zümrüt tavuk pis mantar. Ayrıl. Wow. Şey, tam olarak ne demek istedi? Hızlı, cheeseburger 9, başla!
İyi bloktu Rusty. Bunun hata olduğunu biliyordum. Bisk bizi dev pençeleriyle böyle savurmaya başladı. Sonra onu dinozor güllesiyle indirdim. Güm! Efsaneydi. Heyecan verici. Sanırım yaptıklarınızı dinlemek benim işimin en heyelan, en galeyan, en heyecan verici kısmı. Göreve gitmeyi çok isterdim. Elbette hiçbir düşmanla yüzleşmemek şartıyla tabii ki. 669-B kuralına göre minikonlar her zaman görev yerlerinde kalmak zorunda. Zaten sert işler için tasarlanmışa benzemiyorsun. Ama bu takımda önemli bir rolün olmadığı anlamına gelmez. Sadece bizim gibi egzoz patlatanlar kadar önemli değilsin. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Neyse, bana müsaade. Nasıl gitti? Onlar çok uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Rusty! Neredesin? Rusty mi? Olamaz. Kamuflaj. Rusty? Vay canına. Griffin motor 1995 Windblazer. Güzel. Aslında o... Bir oyundan sonra çekip gittin. Aşağı yukarı 5 kilo çim yedim. Ne olmuş? Antrenman sabah, maç öğleden sonra. Yarın görüşürüz. Artık ben de sana Rusty diyebilir miyim? Hayır. Decepticon, 3-4 kilometre uzakta. Gidip tekrar yakalayalım. Evet, evet, bana da iyi gelmedi. Gidelim. Sideswipe, strong arm. Gidip daha yakından bakalım. Araç modu. Peki ya ben? Sen gizlice dolaşmak için fazla dinozorumsusun koca adam. Geride dur, çevreyi kontrol et. Hey, bir dakika. Çevre ne ki? Ayrılın. Kaçağı görürseniz derhal tüm takıma haber verin. Neredesin seni kokuşmuş? İşte buradasın güzel şey. Oyun saati bitti. Hepimizle başa çıkabileceğini mi sanıyorsun aynasız? Seninle başa çıkabileceğimi biliyorum Decepticon. Bir saniye, hepimiz mi dedin? Küçük bir sorun mu var patron? Seni soksunlar da komik mi görürsün o zaman? Tamam, gelin benimle. İçeri giriyoruz. Olamaz. Kim bu robot? Çap
Topşap adında bir birleştirici. Alfa Trio'nun sakalı kadar uzun suç lisesi olan tek kişilik bir soygun ekibi. O sakalı görmüş müydünüz? Çelik halı gibi bir şeydi aslında. Onu birazcık Topşap şöyle... dünyada da eski numaralarını sürdüren bir hırsız demek. Yerel polisin veri tabanına bindim. Sindim. Yani girdim. Ve uygun bir yarı çapta çalınan malların listesini buldum. Başta belli bir düzen yok gibi görünüyordu. Bakır tel, gaz yağı, uzay ısıtıcısı, izolasyon, depolama tankları, bilgisayar çipleri ve şimdi de bir uçak jiroskopu. Ama hep birlikte düşünecek olursak Çapşap tüm o parçaları tek nedenle isteyebilir. Bir uzay gemisi. Gezegenden kaçmak istiyor. Onu suçladığımı söyleyemem. Çapşap istediği her şeye sahip ama senin dışında. Bir sonraki ilçede bir üretim fabrikası sıvı oksijen sentezliyor ama güvenliği sıkıdır. Koca uzaylıların öyle yürüyerek giremeyeceği kadar sıkıdır. O zaman uzaylıları göndermeyiz. Danny, sen yapmak ister misin? Evet. Fixit, senin teknolojik uzmanlığına da ihtiyacımız var. Benim mi? Göreve gitmek istediğini söylemiştin. Ama bu kurallara aykırı, öyle değil mi? Nasıl bir tehlikeden bahsediyoruz acaba? 1 ile 40 arası bir rakam verebilir misiniz? Çapşap gezegenden kaçarsa ne sorunlara yol açabileceğini kim bilir? Adaletin yerini bulması gerek. Bunu yapacağım. Boom! Hadi böcek avına çıkalım. Vites küçült Grimlock, burada kalıyorsun. Dünya temelli bir araç modun olmadığı için çıkık kemik gibi göze batarsın. Ama Fixit'in de araç modu yok. Onun ihtiyacı olmayacak. Doldurun çocuklar. Şu sıvı oksijeni pompalamaya başlayın. Herkes nereye gitti? Göreve çıktılar. Futbol antrenmanı nasıldı? Bugün çok geriye bir pozisyonda oynadım. Futbolu bırakacağım. Rusty! Bu Hank. Saklan. Sabah antrenmanı iyiydi. Hank, takımdakilerin benimle alay ettiğini biliyorum. Herkes bir kez çok geri oynar. Kuraldır. Merak etme, zamanla takımdaki yerini bulacaksın. Hey, dinozor heykeli güzelmiş. Sonra maçta görüşürüz. Sana ihtiyacımız var. Onu sevdim. Sizewife ve ben fabrikanın dışında göze batmayacak bir yerdeyiz. Çapşap'ı dışarı çıkarır çıkarmaz yakalamak için harekete geçeceğiz. Anlaşıldı. Onu çıkarmayı unutmayacağım. Tehlikeli Hizmetler Dairesi'nden geliyoruz. Birinci soru. Sürpriz denetimlerde kapıyı açman hep bu kadar uzun mu sürer acaba? Geç kalmayacak mısın? Ne anlamı var ki? Berbat oynuyorum. Branko Kowalski'nin kaskı gibi. Hank'in ne dediğini duydum. Sana ihtiyaçları var. Hayır, yok. Hank orada olmanı istiyor. Öyle söyledi. Bence bir şekilde yardım edebilirsin. Hiçbir şey yapamam. Daha görevi eğlenceliymiş. Kandırabileceğimiz başka insanlar bulalım. Temas. Bizi gördüler. Kaçın. Çapşap kaçmaya çalışıyor. Geliyoruz. Tamam mı işe yaramaz nesne? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Fixit! Ya. Olamaz.
Hayır, ben burada olmamalıydım bile. Dayan Fixit. Bunun izi kalacak. Hadi götür bizi buradan. Şüpheli Fixit'i kaçırdı. Fixit artık kısmen şüpheli oldu. Size Five, Strogan, Chap Chap'ın sol tarafına geçin. Kıskaç manevrası deneyeceğiz. Ben bunun için tasarlanmadım ki. Her zaman kazanamazsın. Henüz kaybetmedik. Suçlu teşhisinin ilk kuralı. Şüphelinin tekerlek izlerini ezberle. İzler içeri gidiyor efendim. Deni, geride kal. Nasıl istersen. Optiklerini açık tut. Artık Chap Chap'ın çöplüğündeyiz. Güzel arabaymış. Pekala. Çöplük değil de kumanda merkezi diyelim. Bizi bu gezegende istemiyorsunuz. Biz de burada olmak istemiyoruz. O halde sorun ne askerler? İmdat! Ateş etme. Güze yakıtını ateşleyebilirsin. Ve beni vurabilirsin. Çok üzgünüm Sideswap. İyileşeceğine eminim Strongarm. Fixit, ona karşı koy. Yapamıyorum. O kafese asla geri dönmeyeceğiz. Fixit, takımın sana ihtiyacı var. Bana çalışıyorsun ahbap. Ben sadece takımım için çalışırım. Niye kendine vuruyorsun? Niye kendine vuruyorsun? Geç şuradan uyuz takoz. Saha görevinin gerisini siz halledersiniz değil mi? İyi işte. Teşekkürler Fixit. Dur. Ne yaptın dedin? Evet, doğru duydun. Chap Chap'ı yumrukladım. Hem de birkaç kere. Pat 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 pat.
Efsaneviydi. Tekrar etmeme hiç gerek yok sanırım ama efsaneviydi. Fixit olmasaydı çapşapı yakalayamazdık. F olmadan takım yazılmıyormuş demek. Bir de tek seyle mi iki seyle miydi? Aa, aklıma gelmişken gitmemiz gereken bir yer var. Ver şunu. Hadi ama sıra bende. Hayır değil. Başlıyorlar. Oyunumuzu oynayalım. İki sayı gerideyiz. Fikri olan. Benim var. Başla. Baskette iyi misin? Oğlum benim. Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara stüdyolarında seslendirilmiştir.